Simülasyon Türk'e hoş geldiniz. Bugün Avrupa Türkiye haritasının yeni sürümünü test ediyoruz. 2.6 sürümüyle, beta sürümüyle oyuna Yalova şehri eklendi. Birkaç düzeltme yapılmış yine her zamanki gibi. Şimdi Bursa'dayım. Bursa'dan Yalova'ya gideceğim. Yalova gerçekten güzel olmuş. Özellikle şurası kordon boyu. Şurada liman var. Şurada bir göbek var. Yani bir şey pay bırakmış oradan yine. Ormanlı falan burada böyle ağaçlar falan var sağda solda. Şimdi oraya gideceğiz. Yükümüz var. Aracımız üzerinde forumdan Aradet'in yaptığı Türkiye skini var. İndirebilirsiniz Eurotrack.com'dan ya da Simulasyon.com'dan. Şu an şeye uyumlu. Tabi normal Volvo modunda da çalışıyor fakat benim araç modlu olduğundan adını söyleyemediğimiz o adamın şeyi. Oha var ya FH 2013 modeli. Onunla daha iyi şekilde çalışıyor fakat arkadaki teker nedense dışarıda kalmış. Bu skinden değil benim yani kaplama yapıyorsun buraya. Şu şasinin kenarlıkları falan değiştiriyorsun. Ondan galiba bir sıkıntı oldu. Dorse paketimiz var. Pons Buffalo taşıyoruz. Zaten trafik paketlerimiz var standart. Şimdi ben yola çıkayım. Fazla uzatmadan hemen Yalova'ya gidelim. Orasını bir turlayalım. Sonra bir de bir kamerayla uçarız. Serbest kamerayla. Serbest kamerayla uçup vurduk mu ya? Ya yani vurduk yani daldık direkt. Geri geleyim ben böyle bir geleyim. Yani geniş aldım ama onlar ilerliyor zannettim ben. Her şey ilerlemiyormuş. Oha geri mi geliyor bu da? Oha yani. Yuh. Yuh yani hep böyle kazayla başlıyoruz şeyde videoda ya. Hani gerizekalı mıdır ne de trafik şeyi. Ha işte ışıklara yakalandık ya. Bu bizi geriye çıkartıyor. Neyse sağdan döneriz. Bursa turu yapmış oluruz böylece. Ay ay. Şey bu arada hani iki tane harita modu var. Farm Expert'in az önce videosunu yükledim de 2017 versiyonun. Oradan aklımda kaldı. Oha burası çıkma sokak mı? Buraya girmemiştim hiç. Kaldırma çıkaracağız. Yapacak bir şey yok. İki tane şu an Türkiye haritası var. Güncel olan. Birisi bu. Levent Yılmaz'ın yaptığı. Diğeri de Kamyoncuz bizim yaptığı harita. O ay en üst çıkmadı. O daha ayrıntılı olduğundan. Şu an bu olduğundan bunu çekiyoruz. O çıktığında onu daha da çok çekeceğiz. Çünkü o bayağı ayrıntılı. Hani birebir benzetilme yeni modeller vesaire. O yüzden o tam bir Türkiye haritası olacak. Avu ceza yedik. Şu an normalde iki ayağım da pedalların üzerinde dur da şu an tek sağ ayağımla şey yapıyorum. Hani gerçekte olduğu gibi. Tabi bu DFGT olduğundan hani gaz pedal var sadece. Şey pedallarda sadece gaz ve fren var. Eğer şey yaparsanız tabi debriyaj olarak da atayabilirsiniz. Freni başka bir yere atamanız gerekiyor. Onu bak denemedim hiç. DFGT'de denemedim onu ben şey olarak. Denedim sanki bir defa ya. Başka bir şeyde mi denemiştim bilmiyorum. Ya normalde hani diğer araç Renault Range TL yapayım dedim de şimdi Türkiye skini ona uyumlu olmadığından mecburen bununla yapmak zorunda kaldım. O nedenle Renault Range T'nin yeni sürümünün incelemesi gelecek. Modifiyeli olan. Çok modifiye yok fakat işte birkaç tane şey ışıklar falan ekleniyor aracı. Arkaya falan ışıklar ekleniyor. Güzel araç. Cumartesi akşamı canlı yayında onunla
Onu kullanmıştım. Ücretli bir mod biliyorsunuz, 10 dolar. Şimdi her cumartesi akşamı biz Prozac Games'te yayın yapıyorduk. Farklı oyunları oynuyorduk fakat artık sadece Euro Truck Simulator 2 yapacağız. Tabii işte Euro Truck Simulator 2 çıktığında Amerikan Truck Simulator olacak elbette. Ama tabii ona daha var. O yüzden tek bir oyun yapalım dedik çünkü her akşam, yani her hafta farklı şeyler, farklı kitle demek. Bir de Twitch öyle bir şey kaldırmıyor. Çok şeyiniz olması gerekiyor orada, abone falan olması gerekiyor. O nedenle Euro Truck Simulator 2 sabit orada olsun. Türkiye'nin böylece bir sabit, böyle bir Euro Truck Simulator 2 programı olmuş olur. Bir sürü mod var, bir sürü şey var. Yani incelenecek, konuşulacak çok şey var. Sonuçta bu yola çıkıyorsun, bir sürü şey konuşursun. Hatta zaten radyo açık yapıyoruz. Hani telif hakkı durumu pek YouTube'daki gibi değil orada. O yüzden radyo falan açıyoruz. Sıkıntı olmuyor. Yani güzel müzikler eşliğinde takılıyoruz. Geçen işte cumartesi akşamı ikincisini yaptık. Ona biraz geç yetiştim. Hani zor zor ucu ucuna yetiştim. O yüzden biraz azalıksız oldum. Önümüzdeki hafta, yani bu hafta cumartesi akşam, şu an Yalova'ya geldik bu arada. Neyse sonra, hani 1.22 güncellemesi çıkacağı için vallahi vuracak dedim. 1.22 güncellemesi çıkacak. World of Trucks'ta da online paralel işler aktif olacak artık. Onu yapıp herhalde oradaki işlerden birini yapıp herhalde ilk işleri Michelin DLC'sini, yani işte lastik ve tekerleklerin olduğu bir DLC'yi kazanabiliriz. Geçen sene de öyle olmuştu. Şu an Yalova'ya giriş yaptık. Kordon'u görüyorsunuz. Kordon çok hoşuma gitti benim. Yani sahilde böyle, neyse geç, bir şey yok, önemli değil. Şu şekilde çok güzel yapmışlar. Hani kordon gerçekten hoş olmuş. Başta haritanın ilk sürümü, hatta diğer şeyler zaten öyle. Benzemiyorlar. Ama işte belli başlı yerleri benzetmeye başlayınca çok güzel oluyor. Hani ilgi çekiyor diyelim. Şu an en sevdiğim yerlerden biri yine bu şey, yani şu sağda solda ağaçların olması biraz hani o öyle yerleri anımsatıyor. Sanırım biraz da benzer olmuş ama videodan sonra montajlarken bakacağım. Eğer hani çok benzediyse bir fotoğrafını atalım, gerçekteki fotoğrafını. Öyle sanıyorum çünkü Yalova'nın sahili böyle. Bir de Yalova güzel şehir yani. Önemli bir şehir. Birçok şey eklenebilir ya haritalara da, daha var. Türkiye Skin paketi de bu arada gelecek, hani önümüzdeki aylarda resmi olarak Türkiye Skin paketi çıkacak. Bu açıklandı biliyorsunuz. Tarih yok tabii ki de. Fakat önümüzdeki aylarda, yılbaşından sonra herhalde çıkmış olur. Buradan şey var galiba. İstanbul'a var. Evet, İstanbul olması gerekiyor. Bir at var ya, Gebze'ye varmış aynen. Gebze Kocaeli, Gebze buraya, Kocaeli'ye gidiyor. Buradaki limana gidiyor. Güzel. Olay bu arkadaşlar. Biraz o kordona doğru gidelim ve orada bitirelim. Uzatmanın anlamı yok. Bir tanıtım filmi hazırlamak lazım aslında da, işte sürüm güncellendiği için sürekli olmuyor. Bir de şu var, 2 ayda bir hani bu harita çıkacak, yani 1,5 ay ya da işte en geç 2 ay demiş. En geç 2 ayda bir işte yeni bir sürüm çıkacak. Yeni bir şey eklenecek. Bir şehir ya da işte var olan bir şehir değişecek. Ama bence şu an yeterli bir sayıda şehir var. Bu şehirlerin gerçeğe benzetilmesi daha iyi olur. Yoksa hani işte bunda kordon gelir, sonra gider şey yaparsın, orada başka bir bina eklersin. Yani öyle olur. Evet. Fotoğrafı yukarıda alacağım, hani o rampaya çıkarken çıkışta cami ve hani kordonu böyle bir bakalım, deneyeceğim almayı. Şu an almayacağım ama videodan sonra alacağım. Kızıyorsunuz.
fotoğraf çekince, ama anı yakaladığında çekeceksin yani. Olay bu. E bir de şimdi orada konuşunca hani o şeyi kesmek istemiyor insan. Ya da işte bölmek istemiyor. Dikkatinizi dağıtmak istemiyor. O yüzden fotoğraf çekiyorum hani bazı şeylerde. Bunda pek fotoğraf çekilecek. Şu an henüz öyle bir şey yok. Zaten video çekiyoruz. Hadi be. İçeride pek bir şey yok. Otogar eklemişler şuraya. Başka yok. Kordonu şimdi bak yukarıdan alacağım. Şu şeyi mi park etsek? Şuraya girelim biz ya. Şu otogara bir girelim biz. Şurada bir yol varmış. Güzel. Bazı şeylerin otogarları deniz kenarındadır. Örnek vermek gerekirse Gelibolu. Eceabat'ta otogar biraz garip oradaki konum da. Çanakkale gerçi değişti. İskelede indiriyorlar da yani bindiriyorlar da hani otogara yönlendiriyor. Metro filan. Metronun işlettiği için. Metro işletiyor orasını. Çanakkale Truva şey yapıyor yani orada iskelede bindiriyor filan. Ama tabi bazı şeyler İstanbul'a gittiği için ya da İzmir'e kalkan otobüsler oradan şey yapıyor. Otogara servislerle gidiyorsunuz. Evet, kordon böyle. İki tane aynısını böyle şeklini yapıştırmışlar. Çok güzel olmuş. Hani kordon güzel hani böyle limana binip Gebze'ye gitmek lazım. Yolları biliyorsunuz zaten. Mutlaka indirin, test edin hani düşüncelerinizi yorumda belirtin. Forumdaki konuya belirtin, yapımcısı görsün. Şöyle iyi. Bizim sorunumuz hani daha fazla şu an daha fazla modun gelmesi gerekiyor harita şeyinin. Hani skinler belli başlı modlar artık yaygınlaştı fakat haritaya niyeyse kimse başlamıyor, garip. Garip yani niye başlamıyorsunuz bilmiyorum hani bilen varsa yani başlasın yani destekleriz. Ben yapamam hani kötü olur falan ilk sürümde demeyin. Bir sürümde bir şeye eklersiniz. Yavaş yavaş büyütürsünüz yani bu işler böyle. Yani kimse bir şey diyemez. Sonuçta bir şey yapıyor ki gönüllü olarak, kişisel olarak bir şey yapıyorsunuz. Videolarını çekeriz, paylaşırız, daha fazla kişiye ulaşır. Binlerce kez indirilir. Ben Edirne haritasını planlıyorum. Bak hala başlamadım hani fırsat olmuyor. Bu yüzden başkalarının yapması gerekiyor. Ben de desteklerim, tanıtırım anca. Orası bende ama birisinin yapması gerekiyor. Artık farklı haritaların çıkması gerekiyor. Yani daha farklı hani orijinal haritaya yeni şeyler olabilir. Yeni farklı böyle daha Türkiye haritasını kastetmiyorum hani orijinal haritada düzenlemeler olabilir. Herkese hedefleyen haritalar olabilir. Modlar var çekici dorse modları fakat herkese hedefleyen harita modları yapmamız lazım. Neyse ben burada bitireyim. Şöyle güzel bir manzara, cami sağda, solda kordon, otogar, ben oradayım. Görüşmek üzere diyelim. İyi oyunlar, iyi eğlenceler, hoşça kalın.